Değerli meslektaşlarımız, sevgili Emo Genç Meslektaş adaylarımız, Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle çok önemli ve faydalı bir webinar gerçekleştireceğiz. Konumuz birçok sektörün ortak iletişim ağı olarak kullandığı LinkedIn kullanımı üzerine olacak. Ee, bu konuda bize bilgi aktarımını, e, bizi kırmayıp katılıp yurt dışından e, katılan, e, daha doğrusu İrlanda Dublin'den katılan e, link edin merkez danışmanı Furkan e, Yavuz Bey gerçekleştirecek. E, hepimiz çok meraklıyız, çok heyecanlıyız bu konuyla ilgili. O yüzden ben sözü daha fazla uzatmadan e, Furkan Bey'e vermek istiyorum. Buyurun Furkan Bey. Teşekkürler Çiğdem Hanım. Öncelikle herkese teşekkür ederim bu güzel davet için. E, Duralı Bey'e, Çiğdem Hanım, Niyazi Bey'e, e, tüm üyelere ve bugün hani vaktini ayırıp buraya gelen tüm katılımcılara teşekkür ederim. E, benim için de güzel bir cumartesi oldu. E, sizler gibi biz de burada evden çok çıkamıyoruz. E, zorunlu olmasa da e, hava şartları olsun, gidecek bir yer e, olmadığından olsun evlerdeyiz. Bu şekilde verimli bir e, gün olması gerçekten heyecan verici. Ben de çok heyecanlıyım. Aslında çok sık yapıyoruz bu güzel webinarları, çok güzel bir talep geliyor ama yine de her birinde sanki ilk defaymış gibi bir heyecan oluyor muhakkak ki. Umarım herkesin de verimli bulacağı güzel bir etkinlik olacaktır. Ben bir yandan ekranımı paylaşacağım, o gelirken katılımcılarımızdan da rica etmeye çalışacağım. Evinde müsait olan, sorun değil diyen katılımcılarımız kameralarını açabilirse çok güzel olur. Hem yüzlerinizi görmüş olurum, daha iyi tanışmış oluruz birbirimizle. E, bu durum yapmış olarak şimdi ekranımı sizlerle paylaşacağım. Ve yavaş yavaş kameraların da açıldığını görüyorum buradan. Bir yandan ben burada e, chat bölümümüzü de açacağım. E, hani olur da katılımcılarımız soru sormak ister, e, merak ettikleri bir konu olur. E, sunumun sonunda muhakkak ki bir sohbet edeceğiz hep beraber. Sorularımızı canlı olarak sorma şansımız olur. Onun haricinde konuyla ilgili e, ya bunu atlamadan hemen sormak istiyorum... Diyenler olursa chat bölümüne yazabilirler. Bir gözüm orada olacak. Eğer kaçırırsam sizlerden uyarı bekliyorum Cidem Hanım. Dersiniz Fukan Bey sorumuzu kaçırdık. Bir yandan ee, Vural Bey e, kameraları görüyorum. Açıyorlar. Ayşe Hanım açtı. E, kameralarımız şu alıyor. Herkese merhabalar tekrardan. Katılımcılarımız artıyor dediğiniz gibi. Süper. O zaman yavaş yavaş başlayabiliriz. Şimdi sunumuzun ilk sayfasını açalım. Ve neden buradayım, ben kimim? Kısaca bir kendimi tanıtayım. Katılımcılarımız da daha iyi tanımış olurlar. E, ben Furkan Yavuz, e, Çiğdin Emre da e, bahsettiği gibi LinkedIn'deyim. E, LinkedIn'in Türkiye danışmanlarındanım. E, burada kurumsal e, ortaklıklar kuruyoruz. Benim rolüm e, daha çok eğitim alanında. E, özellikle pandemiden sonra artmış olan işte bu dijital eğitimler, e, kişisel gelişim e, konusunda büyük bir talep var. Biz de bu talebe e, destek olmaya çalışıyoruz. Türkiye'den de çok güzel ortaklıklar kurmaya başladık e, ve çok da güzel büyüyor. Ben de bunu gururlanarak işte ortaklara, şirkette tanıtıyorum, anlatıyorum Türkiye'deki bu güzel gelişmeleri. E, onun haricinde bir de e, gönüllüyüm, e, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'nde Türkiye'de, danışma üyesiyim. Orada da sosyal sorumluluk projeleri yapıyoruz. Dolayısıyla gündüzleri kurumlarla, akşam sosyal yardımlaşma projeleriyle ilgileniyoruz. Böyle yoğun bir şekilde gidiyor. Onun haricinde tabii bir de böyle güzel davetler aldığım zaman, sizden aldığım gibi LinkedIn'i tanıtmaya çalışıyoruz. Nasıl daha yararlı olur diye. Bir Zira iki taraflı karşılığı olan bir konu yani. Hem çalışmış olduğum kurumun tabii yararına olmuş oluyor. Bir de kullanıcı olarak, benim samimi olarak düşündüğüm kişilere inanılmaz katkısı olduğunu düşündüğüm bir platform. Zira ben LinkedIn'de çalışmadan önce de çok aktif bir kullanıcısıydım. Hatta bu şekilde bağlantılarımız gelişti ve birdenbire bir baktım ki LinkedIn'in birebir üyelerinden bir tanesi olmuş oldum. Dolayısıyla samimi bir şekilde herkesin bir fayda bulacağına inandığım bir platform. burada çalışmakta tabii ekstradan bir mutluluğu olmuş oluyor. Şimdi başlamadan önce tabii etkinliğimizin adı LinkedIn etkili, etkili kullanımı ama daha önce çok karşılaştım. Çok da doğal bir konu yani herkes... Şu anda belki LinkedIn üyesi değil. Dolayısıyla kameralar açık olanlardan en azından şöyle bir başparmak görebilirsem LinkedIn üyesi miyiz? Üyesi olmayan var mı? Evet, çoğu ha, evet Kameralar açık olanların hepsinin parmakları kalktı. Kapalı olanlardan da e, chat bölümüne yazabilirler. E, evet, ben de iyiyim ya da değilim diye genel durumu görmüş oluyoruz bu şekilde. E, ayrıca herkes sanıyorum Antalya'dan mı yoksa Antalya dışından da katılan varsa e, şehirleri de yazabilirsiniz, görmek isterim. Ben buradan e, selamımızı da gönderelim. E, Dublin, Antalya, evet Antalya var. Figen Hanım üyesiyim yazmış. Burak Bey'den de üyeyim diye geldi. Harika. Antalya. Evet Antalya yoğunlukta devam ediyor. Dilek Hanım. Süper. Çok güzel. Oo süper. Üye değilim yazan henüz olmadı. Gayet güzel bir e, katılım var o zaman bugün. Samsun'a da sevgiler. Ankara var. Harika. Şahane. Süper. O zaman çoğumuz üyeysek bir de şöyle bir şey yapalım. Yine bir e, talep gelecek. Diyeceksiniz ki ya Fukan Bey hiçbir şey anlatmadan hep bizden talep e, ediyorsunuz. E, eğer herkes LinkedIn kendi sayfasına gidip linkini buradaki chat bölümüne e, kopyalayıp yapıştırırsa e, birbirimizi şimdiden eklemeye başlayalım. En azından bugünkü webinarda olan herkes birbiriyle bağlanmış olsun. Zira bugünkü konulardan en önemlilerinden bir tanesi çevremizi geliştirmek, yeni bağlantılar edinmek. Murat Bey Kocaeli'den merhabalar. Mesajlarımız bir yandan geliyor. Linklerimizi buraya paylaşalım, birbirimize ekleyelim. Ben de paylaşacağım. Furkan Yavuz yazdığımızda çıksın diye umuyorum en üstte. İlhan Bey üye değilmiş. Umuyorum İlhan Bey sonunda dersiniz ki olayım diye diyelim. E, ilk sizi görüyorum, bakalım belki sizin gibi üye olmayan e, katılımcılarımız eminim ki vardır. Şimdi siz e, linklerinizi yavaş yavaş e, kopyalayıp yapıştırmaya başlayana kadar ben ajandamızdan bahsedeyim. Bugün nelerden bahsedeceğiz? E, sunumun belirli bölümleri e, İngilizce e, ama tamamen Türkçe olarak devam ettireceğiz konuşmalarımızı. Ne yapacağız? İşte LinkedIn'i tanıyacağız. Neden LinkedIn önemli? Neden üyesi olmalıyız? Neden e, İlhan Bey'in de katılmasını istiyoruz? Bunlardan bahsedeceğiz. E, daha sonunda e, sorularımızı alacağız. Elimden geldiğince de paylaşmaya çalışacağım. E, Yazıcıoğlu Bey de geldi. Burak Bey. Herkes kameralarını açıyor. Hoş geldiniz. E, tabii bahsetmiş olduğum gibi e, tüm sunum boyunca her zaman chat bölümüne sorularımızı yazabiliriz. elinden gelince paylaşacağım. Linklerimiz gelmeye başladı bu arada. İşte Kerem Bey'den, Fırat Bey'den, Batuhan, Ahmet, Eylem birbirimizi ekleyelim bir yandan. Ben anlatmaya devam edeceğim. Bu şekilde ilerlemiş oluruz. Şimdi LinkedIn nedir? Genel, kısa bir şekilde bahsedelim. LinkedIn bir sosyal medya platformudur. İşte Facebook gibi, Instagram gibi. Kendi amacı var. Bizim amacımız da şu ki herkese ekonomik bir fırsat yaratmak. Dünyadaki tüm çalışan kitleye, profesyonel kitleye ya da üreten kitleye yani illa bir şirketin üyesi olmak zorunda değilsiniz bir çalışan olmak için. Hiç kendiniz de belki paylaşımlar yaratıyorsunuzdur, yazılar yazıyorsunuzdur, şiir yazıyorsunuzdur. Bu da sizi bir çalışan yapar. Bunları da sizin tabii ki çalışan kitleyle veya çalışmayan kitleyle paylaşmanızı sağlayacak profesyonel bir platform Durur LinkedIn. Ee, peki neden bu kadar önemli oldu? Tıpkı diğer platformların da neden önemli olduğu gibi e, tabii ki katılım sayısından dolayı ve insanlara verdiği fırsatlardan dolayı. Yani şu anda günümüzde baktığımızda 800 milyona çok yaklaştık e, genel e, kullanıcı sayımız olarak. E, bunun 50 milyona yakını şirketler. Yani şirketler de LinkedIn üyesi ve buradan ne yapıyorlar? İşte işe alımlarını yapıyorlar. E, şirket genel durumlarını paylaşıyorlar. Gelişmeler olduğunda e, vesaire ve yaklaşık bir sene içinde 11 milyonun üzerinde iş ilanı veriliyor LinkedIn üzerinden. E, bu ilanlardan insanlar başvurularını yapıyorlar, yeni kariyerlere başlıyorlar, kariyer değişimleri yapıyorlar, e, kendilerini geliştiriyorlar ve yaklaşık 280 milyara yakın e, bir sene içinde toplam paylaşım yapılıyor. Yani böyle büyük bir hale geldiği zaman tabii ki e, kitleler sayesinde e, önem iyice artıyor. E, geri kalmamak için e, bu dijital dünya ile yakalay yakalayabilmek için e, LinkedIn'e olan talep de çok daha hızlı bir şekilde artmaya devam ediyor. Peki LinkedIn'i nasıl kullanabiliriz? Ne yapabiliriz? Şimdi her yerde pazarlama yazdım sunumumuza. Bu da neden ee, burada herkes neredeyse herkes mühendis. Ben hariç ben işletme mezunuyum. E, mühendisliği denedim bir sene olmadı. E, kaçtım işletmeye. E, ama sanıyorum ki %90'ın üzerinde katılımcımız burada mühendis. Aynı zamanda bir de pazarlamacı. Yani e, rolümüz ne olursa olsun hayatta her şey pazarlamadır. İşte hafta sonu ailenizle program yapacaksanız. Sizin istediğiniz program seçilsin diye onu güzel bir şekilde pazarlamanız lazım. İşte neden e, şuradaki noktaya gidelim? İşte neden e, A film yerine B'yi izleyelim? Ya da şirket içinde belki oylanmasını istediğiniz bir konu vardır. İşte müdürünüze bunu kabul ettirmeniz gerekir. Onu tanıtmak da bir pazarlamadır. E, ya da sene sonu neden sizin... Bir üstteki role geçirmeniz gerektiğini anlatmanız için patronlarınızı o da bir pazarlamadır. Yani e, pazarlama herkesin hayatında var. İstesek de istemesek de. Dolayısıyla bunu kabul edip peki ben nasıl bir pazarlamacı olabilirim onu düşünmemiz lazım. Bunu düşündüğümüzde yine yeni konseptlerden bir tanesi... Kameralarımız geliyor. Latife Hanım da katıldı. Çok güzel çiçekler görüyorum bu arada ekranda. Harika bir ortam. Ee, keşke burada da böyle parlak bir ortam olsaydı. Dublin inanılmaz yağmurlu ve karanlık <laughs> maalesef ki yansıyor sanıyorum benim de e, görüntümden. Bu konsept nedir? Kişisel markalaşma. Şimdi e, isimlerimizi duyduğumuz zaman işte Mustafa Bey dediğimiz zaman e, insanın aklına belirli kelimeler gelir. Eğer Mustafa Bey'i tanıyorsanız ya da Fırat Bey dendiği zaman. Akla gelen ilk üç kelime sizin markanızın e, sonucudur. E, i̇şte Ahmet Bey yaptığı programlarla, katıldığı ortamlarla, sosyal medyadaki paylaşımlarıyla ya da Ülke Hanım aynı şekilde e, isimleri duyulduğu zaman akla gelen ilk üç kelime onların markasıdır ve tıpkı şirketler gibi sizin de bir marka değeriniz var. Yani işte ben bir etkinlik yapacaksam neden ülke hanımı davet etmeliyim? Çünkü ülke hanım dendiği zaman akla e, ilk gelen kelimeler işte liderlik oluyor, üretim oluyor, e, paylaşım oluyor. Ben bu pozitifliği ortamına yansıtmak istiyorum ya da şirketime kat katmak istiyorum. O zaman ben İlhan Bey'i davet edeceğim. E, benim webinarıma mutlaka gelsin. O da düşüncelerini paylaşsın Peki. E, bu markalaşmayı ben nasıl kurabilirim, Yani nasıl anlayabilirim daha yakından? Çok basit. E, diyelim ki işte e, Suat Bey olsun, arkadaşına sorar, yakın bir arkadaşına. Suat denince aklına ne geliyor? E, Duyduklarınız sizi mutlu etti mi? Etmediyse neleri değiştirmek istiyorsunuz? Yani siz hangi kelimelerle tanınmak istiyorsunuz? Onu da yazdınız, süper. Bir sonraki adım şu, bunu insanların düşünmesini sağlamam için neler yapabilirim? Ee, nasıl bir değişim yapabilirim hayatımda? Yani gerekli olan noktaları sağlıyor muyum hayatımda? Şimdi siz, e, burada herkes çok başarılı, eminim alanında çok iyi. İşte mesela Ebra Hanım belki e, işte çok başarılı bir mühendis, aynı zamanda çok iyi de bir e, ressam. yani Resim yapıyor mesela hafta sonları. Bunu Ebra Hanım biliyor ama ben bilmiyorum. E, ya da işte Dilek Hanım aynı şekilde Direk Hanım diyor ki, ben alanımda en iyi mühendisim. Yani bu şirkette en iyisiyim. Neden ben bir sonraki rolüme henüz geçirilmedim? Şimdi Direk Hanım bunu biliyor ama şirkettekiler bunu biliyor mu? Yani Direk Hanım bunun tanınması için elinden geleni yaptı mı? Gösterdi mi? Dışarıya koydu mu ortaya insanların görebilmesi için? Yapmadıysa başkaları bunu fark etmediği için kimseye kızamayız. Ya benim potansiyelim var ama keşfedilmiyor. Neden bana gelip demiyorlar ki, ''Fukan Bey harikasınız, siz işte şirketin şunun tepesine geçireceğiz.'' Demezler çünkü ben elimden geleni yapmıyorum. İstiyorum ki onlar gelip beni bulsunlar ama o kadar artık günümüzde rekabet var ki o kadar çok seçenek var ki biz kendimizi ortaya koymadıktan sonra kimse gelip bizden e, böyle bir teklifte bulunmayacak maalesef. E, dolayısıyla kişisel markalaşma ve kendinizi ortaya koyma e, LinkedIn gibi bir platformda kesinlikle çok çok kolay. Bunu nasıl yapacağımızı birazdan detaylarıyla anlatacağım. Avatar şimdi sosyal medya dediğimiz ortam işte de bazen kızıyoruz ya Instagram'da insanlar işte hep mutlu oldukları şeyleri paylaşıyorlar. Hep çok güzel şeyleri paylaşıyorlar. Gerçek, gerçeği yansıtmıyor. Zaten gerçeği yansıtmadığı için cazip geliyor bu platformlar. Yani dijital dünya sizin bir avatarınızdır. O da tamamen işte İlhan Bey'dir, Andaç Bey'dir ama ee, bize şunu sağlıyor. Tamam sen Furkan Yavuz'sun gerçek hayatta ama sosyal medyada sen işte yorulmayan, üreten, yaratıcı olan bir Furkan Yavuz'u çok kolay bir şekilde çizebilirsin. Ve bu da senin hayatına çok güzel şekil vermeni sağlar. Dolayısıyla bu avatarları çok güzel kullanabiliriz. Ee, i̇şte günlük hayatta ne derler? İşte iki düşünüp bir konuşmak lazım. Sosyal medyada bu nedir? 20 düşünüp bir konuşmanızı sağlayabilirsiniz. Maalesef bunun tam tersini yapanlar da var. Onun negatif sonuçlarını zaten çok hızlı görüyoruz. Ama bu avatarı, işte LinkedIn'deki avatarınız olsun, Instagram, Facebook, fark etmez hangi platformu kullanıyorsanız, bunu fırsata dönüştürmek tamamen bizim elimizde. Ee, ya gerçekçi değil, ee, olmayı versin, önemli değil. Biz elimizden geleni yapalım. Biz öne çıkarmak istediğimiz e, fırsatlarımızı öne koyalım. E, sonunda açılacak olan kapılarda eminim e, hepimizi mutlu edecek noktalar olacaktır. Şimdi tabii bugünkü avatarımız, ben Instagram'dan bahsetmeyeceğim, LinkedIn'den bahsedeceğim. Ee, nasıl bir avatarımız olabilir? Şimdi i̇şte bugün linklerimiz hala gelmeye devam ediyor. Bu arada Ülke Hanım paylaşmış, Ahmet Bey, Figen Hanım. Umuyorum birbirimize ekliyoruzdur ee, bir yandan. Şimdi LinkedIn'deki avatarımızı nasıl güzelleştirebiliriz? Nasıl daha alıcı bir hale getirebiliriz? Genel olarak ee, ilk hatlara baktığımızda tabii ki, Nedir? Bir profil fotoğrafında olması çok önemli. İşte artık aşağı yukarı herkes de e, kamerası güzel resim çeken bir e, akıllı telefon var. Hemen sade bir duvarın önünde profesyonelmiş gibi bir resim çekilmek çok kolay. İşte bunu eklemek lazım. Neden? İşte ben e, Sevgi Hanım'ı tanımak istediğim zaman ne yapacağım? LinkedIn'e yazacağım işte Sevgi Kökçüoğlu yazdığım zaman. ilk çıkan sayfa bana Sevgi Hanım'ın bir e, beş saniyelik bir tanıtımını yapacak. Bir reklamını yapacak. Ben orada ne görmek isterim? İşte Sevgi Hanım resmini görmek istiyorum. Sevgi Hanım nasıl birisi? Ee, i̇şte profilinde genel olarak ne yazıyor? Endüstrisi neymiş? Ee, mühendis ama ne mühendisi? Ee, ya da bir paragrafla işte nerede yaşadığınız işte Antalya, e, Antalya'da şu 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 projelerde çalışan e, işte şu profesyonelim yazması 5 saniye içinde bana tamam hop Sevgi tanıttı. Ben Sevgi ulaşmak istiyor muyum? Ee, neden bu araştırmayı yaptım? İşte belki atıyorum şirkette yeni bir danışmana ihtiyacımız var ve ben e, bir e, elektrik elektronik mühendisine ihtiyacım var. Bu profile baktığım zaman Sevgi Hanım uygun e, adaylardan biri mi? Hemen 5 saniye içinde karar vereceğim. Kimse öyle çok uzun e, detaylı bir şekilde araştırma yapmaz. Yani ilk e, etkileşim dediğimiz o 5 saniyelik pozitif an ee, ...sizin çok 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 e, detaylarla anlatamayacağınız hikayeleri anlatmanızı sağlar. Dolayısıyla güzel bir fotoğraf, başlık ve paragraf çok önemli LinkedIn'de. Buradan e, Duralı Bey'e sesleniyorum. Duralı Bey, bugün gördüm sizin profil yoktu. Mesela umuyorum ki bu etkinlikten sonra e, resminizi göreceğiz. Deyip devam ediyorum. Şimdi, daha sonra neler yapabiliriz? İşte... Çalıştığımız şirketlerde ya da e, öğrenciler de var aramızda henüz e, mezun olmayan. E, LinkedIn. Heh, evet, şu anda bir sorumuz mu vardı? Bir ses aldım LinkedIn diye ama varsa e, söz alabiliriz ya yazabiliriz, hiç fark etmez. Tam bahsediyordum, e, deneyimlerimizi sergilemek. İşte burada herkes... Çok güzel bir e, odanın üyesi, işte herkes belki bir üniversitenin üyesi ya da mezunu ya da bir şirkette çalışıyorsunuz. Bunları LinkedIn'de göstermek lazım, anlatmak lazım. Şimdi belki herkes burada işte e, A mühendisi tamam güzel ama e, işte X şirketindeki A mühendisiyle Y şirketindeki A mühendisi çok farklı projeler yapıyor olabilirler. Ya da çok farklı alanlarda daha iyi olduğunuz noktalar vardır. Dolayısıyla sadece girip işte ben LinkedIn'de çalışıyorum demek sadece onu yazmak bir şey ifade etmiyor kimseye. Dolayısıyla altına açıklamalar yazmak lazım. İşte girdiğim zaman işte Sedat Demir tamam işte LinkedIn danışmanı diyelim ki Sedat Bey altından şunları yazması gerekiyor işte. LinkedIn danışmanıyım, İşte atıyorum e, Türkiye'de e, şu 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 endüstrilerdeki şirketlerle iletişimi kuruyorum. Bugüne kadar işte 20 tane toplam webinar düzenledim, e, şu ödülleri aldım e, ve şu proje üzerine çalışıyorum. Bunları başa, işte hedeflediğim e, süreçler arasında şu ve şu var. Şimdi i̇şte bunu yazdığı zaman Sedat Bey... Ee, bu açıklamayı yapmayan bir mühendisin çok daha önüne geçmiş olacak. Çünkü ben Sedat Bey'i çok daha yakından tanımış olacağım bu açıklamalarla beraber. Dolayısıyla sadece başlıklar atmak kesinlikle yeterli olmuyor. Ee, mesela Ferhat Bey paylaştı linkini. Şimdi mesela Ferhat Bey e eklemek için girdiğimiz zaman e, bak bakacağız işte tam olarak neler yapıyor Ferhat Bey'i. Neden farklı diğer mühendislerden? Bu nokta kesinlikle e, çok önemli olduğunu düşünüyorum. İşte Tüm deneyimlerimizi sergileyelim diye sorular geliyor genellikle. Bu tamamen sizin kendi kararınız. Yani kimse size diyemez ki işte, e, işte Fırat Bey illa bunları bunları yazmak zorundasınız. Kesinlikle değil. Yani bu sizin kişisel bir sayfanızdır. Bunu okuduğu zaman insanlar sizin karakterinizi e, tanıyor olması lazım. İşte e, Serdar Cengiz'in sayfasına girdiğimiz zaman ben Serdar'la sanki birebir tanışmış gibi oluyor muyum? Yani onun karakterini anlıyor muyum? Ee, onu farklı yapan noktalar anlıyor muyum vesaire. Bunları anlatacak şekilde e, yazmak lazım. Ya da Betül Hanım için işte örnek veriyorum. Dolayısıyla bu sayfalar sizin avatarınızı en güzel şekilde tanıtabileceğiniz noktalardan bir tanesi. Bunları yazarken çok hızlı bahsedeceğim bir nokta bu. Beklentileri karşılamak değil, yeni değer katmak önemli. Yeni değer katmak nedir? İşte işe girdiğimiz zaman ya da yeni bir projeye başlarken işte bizden beklenen belirli noktaları yazıyorlar işte işverenler ya da müdürler işte diyor ki mesela senden 10 tane işte rapor istiyorum 15 tane işte sunum istiyorum bunları yapmanı istiyorum tamam ben bunları yaptım şimdi Linkedin'e girdim diyorum ki profilimi güncelleyeyim işte yazıyorum altına raporlamak ve sunum yapmak ee, yazdım altına şimdi sunum yapmak ama bu benim için yine okuyan kişi için çok da fazla bir şey ifade etmiyor yani sen sunum kaç tane yaptın bir sene içinde? Senin ekip arkadaşının, ekip arkadaşların ortalama ayda kaç tane sunum yapıyor? Sen kaç tane yaptın? Orada bir fark yarattın mı? Yani bunları mesela yüzdeyle anlatma imkanımız olabilir. Belki derim ki e, orta işte yüzde 120 e, oranında hedeflerimizi tutturdum. İşte çünkü hedef dediğimiz şey bazı şirketlerde 10'dur, bazılarında 50'dir. E, orada amaç yani senin verilen görevi yaptın değil, verilerin üzerine ne kattığını görmek önemli. Bunlar karşı tarafı etkileyecek olan noktalardır. İşte girişim. Neler yaptınız? İşte Ferhat Bey e, bulunduğu takımda e, belki ekibin birbiriyle kaynaşması için hafta sonu etkinlik düzenledi, gezi düzenledi. Şimdi bunlar kulağa bazen çok hafif gelebiliyor ama aslında bunlar çok önemli. Yani şirketlerin en çok istediği şey birisi ekibe girdiği zaman tamam görevi yapacak olan insan belli. Görevi yapacak olan bir kişiyi bulmak kolaydır. Ee, önünüzde belki atıyorum 30 tane CV gelecektir. İşte 30 CV'den tamam 5 tanesi harika. 25'ini eledim. Bu 5 tanesi eminim ki görevi, asıl görevi birbirine çok yakın benzer bir şekilde tamamlayacaktır. Onun üzerine katacak olan şey şu olur. Ben bu 5 kişili bir görüşeyim. Hangisi şirkete girdiği zaman diğer yeni ekip arkadaşları diyecek ki oh iyi ki çiğdem hanım gelmiş. Oh iyi ki Çiğdem Hanım'ı e, ekibe dahil etmişler. Çünkü belki Çiğdem Hanım işte diyecek ki ya hafta sonu hadi şunu yapalım ekip olarak. Ya da e, Çiğdem Hanım çok güler yüzlü ya da çok güzel eleştiri yapıyor, yapıcı eleştiri yapıyor. Arkadaşlarına diyor ki müdürü de dahil işte e, müdürüm işte e, şunu bence yanlış yapıyoruz, şöyle yaparsak verimliliği arttırırız. Şimdi bunu herkes yapamaz. Bu tamamen bir karakter meselesidir istenmeyeni fazlasını katmaya çalışmak kesinlikle sizi daha farklı noktalara getirir ve e, dışarıda durmanızı sağlar e, deyip bununla geçiyorum İşte bu avatar'dan bahsettik işte kendimizi tanıtmaktan bahsettik e, bunu yine güçlendirecek noktalar nelerdir sosyal medyadaki paylaşımlardır yani e, Edip Bey belki işte e, bugüne kadar akla gelmeyecek sayıda proje yapmıştır eminim ki e, ama bunu sadece o biliyorsa onlar sanki olmamış gibi oluyor maalesef. İşte resmi yoksa olmamıştır denilen cümle kesinlikle çok doğru. Dolayısıyla eğer siz okulunuzda, şirketinizde ya da kişisel hayatınızda işte e, belirli derneklere katkı sağlıyorsanız e, ya da e, sizden istenmeyen bir proje yapıyorsanız hemen bunu paylaşabilirsiniz LinkedIn'de. Yani LinkedIn kesinlikle Instagram gibi ya benim işte bin tane takipçim olsun, 500 tane beğeni gelsin ortamı değil. Orası tamamen kaliteli, sade, az sayıda olsun ama e, bir portföy gösterecek bir ortam. Yani beğeniler önemli değil, sizi asla demotive etmesin. Ya işte benim orada 50 tane bağlantım var, niye paylaşayım ki, kim görecek? Demeyin çünkü LinkedIn'in algoritmaları e, diğer sosyal medya platformları gibi e, ünlülere göre çalışmıyor. Buradaki e, tek istenilen şey e, sizin yaptığınız interaksiyonlar. İşte Diyelim ki Ferhat Bey bir paylaşım yaptı. Onu ben beğendiğim zaman benim bütün takipçilerim görüyor. Benim şu anda yaklaşık işte atıyorum 3000-4000'e yakın takipçim var. 4000 kişi Ferhat Bey'in paylaşımını görecek. Onlardan biri beğendi hop onun 10 bin tane takipçisi varsa onlar 10 bin kişi daha görecek 15 bin kişi şimdiden gördü bile Bey'in paylaşımını yani sizin kaç tane bağlantınız olduğu veya kaç tane beğeni geldi kesinlikle önemli değil ee, ki bunlar az bile olsa bu kitlelere ulaşmıyor bile olsa bahsettiğim gibi burası sizin e, tıpkı evinizde e, işte eskiden nasıl vitrinler vardı hala hala da var vitrinler işte nedir o evin en güzel parçalarını sergileriz bu da sizin vitrininiz yani kişisel olarak ya da profesyonel olarak Hayatımızda yaptığınız güzel şeylerin vitrin olarak sergilenebileceği bir ortamdır. Neden diğerlerinde yapmıyoruz? İşte her platform kendi yolunu buluyor. Yani akansiyonunu buluyor işte. Atıyorum Facebook'ta yaptığımız paylaşımları Instagram'da yapmıyoruz tam olarak neden? Belki bir cevabını veremiyoruz ama çünkü öyle. Ee, yani kitleler bu şekilde adapte ediyor. Şirketlerin belirli hedefleri oluyor. O hedefe uyacak şekilde yön veriyor kullanıcılarına. Merhabalar Gökhan Bey'den merhabalar gelmiş. Linkler gelmeye devam ediyor. Umuyorum bağlantılarımız yoldur bir yandan. Başka ne yapabiliriz? Ee, LinkedIn üzerinde. İşte gönüllü deneyimlerimizi paylaşabiliriz mesela. Bu da neden önemli? Çünkü ee, Yine dediğim gibi sadece istenileni yapmak yeterli değil ee, yani hem kişisel gelişim içinde geçerli bu e, tatmin olmak için de geçerli bu yani günümüzde dünyada e, yani nereye baksak farklı bir problem çıkıyor karşımıza işte yok geri dönüşüm çıkıyor yok e, ozon tabakası çıkıyor e, yardımlaşma işte çocuklar e, ekonomik zorluklar vesaire çok fazla problem var eğer vaktimizi ayırabiliyorsak yani haftanın bir günü olur ya da ayda bir webinere katılmak olur ya da bir paylaşım yapmak olur. İlla sizin e, atıyorum hayatımızın yarısını ya da haftanın yedi günü uyumayıp da e, gönüllü olarak dışarıda e, bir destek gerek, gerekli değil ama e, her şeyin ucundan tutmak. işte çorbada benim de tuzum olsun diyebileceğiniz bir şekilde katkı sağlamak e, kesinlikle tavsiye ediyorum. E, herkese tavsiye ediyorum. İşte ben mesela günümün haftamın dediğim gibi yarısını e, Türkiye'de işte sosyal yardımlaşma programı. işte ne yapıyoruz? İşte göçün engellenmesi için projeler yapıyoruz. E, bölge halkının kalkınması için projeler yapıyoruz vesaire. Bu günün sonunda hem sizi tatmin ediyor. Diyorsunuz ki ya tamam işimden güzel. E, çok şükür işte ay sonunu gördük. İhtiyaçlarımızı karşıladık. Bir de üstüne bunu yaptık. Diyorsunuz. Bu sizi çok mutlu edecektir. İşin çok iyi gitmediği zamanlarda diyeceksiniz ki ya tamam olmadı ama bu ayda şunu yaptım. O da sizin mutlu eder ve işte sabah daha kolay kalkmanızı belki sağlar. E, bunları da LinkedIn'de paylaşmak kesinlikle kesinlikle çok çok önemli. Geçelim bakalım. Referans LinkedIn'de girdiğiniz zaman sayfayı aşağı indirdiğiniz zaman referans bölümü çıkıyor. Referans nedir? Ekip arkadaşınızın veya bir arkadaşınızın şunu demesidir işte atıyorum Burak Bey ile işte ben şu projede çalıştım çok sorumludur harika bir liderdir işte çok verimli sonuçlar aldık ya da işte Dilek Hanım'la çalıştım vesaire vesaire yani sizi kendinizin tanıtmasındansa başkasının sizi tanıtması tabii ki çok daha etkili bir pazarlama tekniği olacaktır İşte şirketler de mesela bunun için çok uğraşıyorlar İşte biz kendimizi anlatmayalım kullanıcılar bize anlatsın çok daha iyi sonuçlar alırız diye Nedenine geldiğim zaman şöyle bir şey var. Biz LinkedIn olarak geçtiğimiz haftalarda çok büyük bir değişim yaşadık lider ekiplerimizde. Ve şirketin CEO'su, yani yaklaşık işte 16 bin çalışanımız var şu anda dünya çapında. Ve 16 bin kişilik bir ekibin tepesindeki dört isimden bir tanesi de Jeff Matthew diye bir arkadaşımız oldu. Jeff... Ekip e, toplantımıza geldi. Sekiz kişiyiz bir de Jeff. E, ve şöyle bir şey söyledi. Dedi ki arkadaşlar dedi. E, tavsiye verecekse eğer dedi. Bence e, sadece işte müdürünüzün müdürüne, işte genel müdüre CEO'ya veya NTP isimlere odaklanmayın. E, odaklanmanız gereken en önemli kişiler sizin ekip arkadaşlarınız ve arkadaşlarınız. Çünkü geleceğin liderleri onlar. E, atıyorum bundan 10 sene sonra sizin arkadaşınız... A şirketinin tepesine geçmiş olacak ya da B şirketinde işte e, ekip lideri olacak ve onlar sizi davet edecekler. Diyecekler ki ya aa, evet işte üniversitede benim sınıfımda şu vardı çok iyi bir pazarlamacıydı. Ya da işte diyecek ki aa evet işte e, neydi ya geçen sene bir webinar'a gittim işte e, Furkan Yavuz vardı. Dur bakalım hala Linkedin'de mi ya? Çünkü güzel bir sunum yapmıştı. Bilmiyorum inşallah öyle düşünenler vardır hem Davet edecekler benim, <laughs> tam zaf gördüm harika. E, bu şekilde yani odaklanmamız gereken kitle aslında çok uzaklarda veya tepelerde değil. Olduğumuz ortam, yakınlarımız, bizim arkadaşlarımız önemli olanlar. Benim çok hoşuma gitti. Kesinlikle doğru, doğru buldum sizinle de paylaşmak istedim. Çok taze bir sayfa bu. Yani bunu bu sabah ekledim. Başka neler yapabiliriz? Çok hızlı bir şekilde soru cevaba vakit ayırmak istiyorum. Daha çok sizlerden duymak istiyorum. Hani nedir, ne değildir? Herkes ne düşünüyor? Ee, bir yandan Ferhat Bey yazmış. E, Fukan Bey siz de yazar mısınız diye. Yazacağım. Sunumu hemen bitirir bitirmez. Kendi linkimi de paylaşacağım. Şirketleri takip etmek. İşte çalışmak istediğiniz şirketler, iş yapmak istediğiniz şirketler. Bunları LinkedIn'den bulup ekleyebilirsiniz. Nasıl? Durumları nasıl? İşte iyi bir haber paylaşıyorlarsa hop tebrikler. Onun belki liderlerine mesaj atabilirsiniz. Oradan insanları bulup ekleyebilirsiniz. Yani LinkedIn'de asla şöyle bir e, durum yok. Şimdi gerçek hayatta nedir? Ben gidip de HSBC'nin e, işte atıyorum CEO'suna e, odasına gidip merhaba işte ben Furkan Yavuz sizinle bağlantı işte bağlantı kurmak istedim diyemem. Yani henüz öyle bir e, e, ortam yok. Ama LinkedIn'de bunu yapabilirim. Çok kolay bir şekilde işte HSBC'nin işte CEO'su kimmiş buymuş sayfasına gireyim bağlantı isteği yollayayım. Kabul ederse ne hala yeni bir bağlantım olmuş olacak. Etmezse de sorun yok. Yani kimse gelip de size neden işte bu kişiyi eklediniz demeyecek. Çünkü LinkedIn zaten bunu istiyor. Ee, diyor ki bulunduğunuz pozisyon, endüstri veya coğrafya hiç önemli değil. Birbirinizle bağla bağlantılı olun. Herkesin birbiriyle bağlantılı olmasını istiyor. Sadece mühendisler sadece mühendislerle değil İşte tıp alanındaki tıp alanıyla işte yaratıcılık belki yapımcılarla, yönetmenlerle yazarlarla herkesin birbiriyle bağlanmasını istiyor. Çünkü Artık e, işimiz ne olursa olsun mutlaka başkasından öğreneceğimiz bir şey var. Ya da ilham alacağımız bir nokta vardır. Dolayısıyla kendimizi asla kısıtlandırmamak lazım. Yani LinkedIn'e girdiğimiz zaman, hedef e, bağlantılarımıza baktığımız zaman istatörümüz işte kişi varsa bu yüzünün e, arasında en azından 5 farklı endüstri olması lazım bence. E, öbür türlü kendi o bulunduğumuz kutunun içinden çıkmak çok zor oluyor. Çünkü büyük ihtimalle eğer ki aynı şehirden, aynı endüstriden insanlarla sadece bağlanırsam bu çok güzel bir şey. Neden? Çünkü işte genel bir e, birliktelik duygusu var. Ama bunu bir de desteklememiz lazım dışarıdan bağlantılarla. Dışarıdan fikirleri getirip grubumuzla paylaşmamız lazım. Diyeceğiz ki işte ya işte ben şunu gördüm işte şu yönetmen grubu şöyle bir etkinlik düzenlemiş. Biz de onu kendimize adapte edebiliriz aslında. Çok, çok verimli buldum ben o etkinliği diyebilmek için çok önemli. Onun dışında neler yapabiliriz? İşte tabii ünlüler bizde de var. Yani e, bütün platformlarda olduğu gibi. Onları da takip edip işte hem e, bir nevi LinkedIn'i haber e, sitesi haline getirebiliriz. E, hem de yine ekstra bir ilham kaynağıdır bu. Yani e, LinkedIn sadece iş ilanlarının olduğu işte tamam ben iş başvurusu yapmam lazım. O zaman LinkedIn'e üye olayım değil. Burası tamamen bir e, genel bir sosyal medya platformu. Burada işte haberleri takip edeceksiniz. Ee, insanların yaratıcılıklarını göstermesini takip edeceksiniz vesaire. Ha bir de ihtiyacınız vardır, işe başvurmak istersiniz ya da kariyer değişimi düşünüyorsunuzdur. Ya bakayım nelerde neler oluyor. Ee, Türkiye'de neler oluyor ya da dünyada neler oluyor deyip kullanabileceğiniz aktif bir sitedir. Dolayısıyla LinkedIn asla kendini evet biz sadece iş ilanları e, veriyoruz gibi kesinlikle konumlandırmıyor. Ee, zira öyle değil. Nereden başlayalım? Yani bunları yapmaya, avatarımızı geliştirmeye vesaire. Şimdi mesela bugün yapmaya başladık bile. Herkes linkini paylaşmaya başladı. Birbirimize ekliyoruz. E, selamlar Ali Bey e, mesajlar geliyor. E, bu çok güzel bir başlangıç. Bunu her yerde yapmak lazım. Yeni bir etkinliğe gittiyseniz, isim gördüyseniz... Ben yeni bir isim gördüğüm zaman, gazetede bir isim gördüğüm zaman... ...yeni bir yazar, yeni bir haber sunucusu, e, okuduğum kitabın yazarı vesaire, Hemen LinkedIn'e giriyorum. Bakayım var mı LinkedIn profili. Varsa hop hemen bağlantı isteği gönderiyorum. Çoğu zaman da kabul ediyorlar. Çok da hoşuma gidiyor. Yani diyorum ki... Aa, işte. Atıyorum e, A haberin e, işte B haberin C haberin e, işte şu 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 yönetiminden şu kişi ekledim. Beni ekledi O ne güzel. Birbirimizi görelim. Ben onun ne paylaşımlar yaptığını göreyim. Belki işte siz çok güzel sunumlar yapıyorsunuzdur. Onu paylaşacaksınız. Onlar diyecek ki ya sizi işte şu toplantıyı biz davet edeceğiz. İşte sizin görüşlerinizi de alalım. Mesela yani böyle çok beklenmedik davetler, yeni kapılar çok rahat açılıyor işte mesela e, Durul Bey beni görmüş yani görmese ben şimdi sizinle tanışamayacaktım. Nasıl görmüş? E daha önce benzer etkinlikler yaptım. LinkedIn'de paylaştık vesaire vesaire. Hep bu şekilde büyüyor. Kartopu şeklinde e, büyüyor ve ilerliyor. Buket Hanım'dan gelmiş. Üniversitede ikinci sınıf öğrencisiyim. Şu anda verebileceğiniz tavsiyeler nelerdir? Kesinlikle e, yaşımız ister e, 17 olsun ister e, 67 olsun hiç önemli değil. LinkedIn kesinlikle herkesin Aktif kullanması gerektiğini düşündüğüm bir platform. 67 iseniz verebileceğiniz çok tavsiye vardır. Belki gençlere tavsiye verebilirsiniz. Sizin de öğreneceğiniz mutlaka bir şeyler vardır. Yani benim ekibimde benden yaşça çok 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 büyük olan insanlar var. Onlar bazen bana hatamı söylüyor. Ben onlara bazen hatalarını söylüyorum. Çünkü herkesin mutlaka daha da geliştirebileceği yanları vardır hayatta. Dolayısıyla... Üniversite öğrenci mesela, işte neler yapabilirsiniz ilk aklıma gelen? E, üniversitede üyesi olduğunuz kulüpler ekleyebilirsiniz. İşte atıyorum tiyatro kulübünün üyesinizdir. Tiyatro kulübüne üyeyim şu 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 oyunları oynadık. E, bu neden önemlidir LinkedIn için? Ben derim ki diyelim ki işveren olsam, e, keşke, e, derim ki o süper işte Buket Hanım e, çok yaratıcı birisi. E, Tiyatroda ise demek ki çok fazla çekinmeyen birisidir. ...işte nasıl çekinmeyen biri nasıl davranır... ...toplantılarda daha güçlüdür... ...işte daha kolay öne çıkar vesaire vesaire... ...tamam güzel ben Buket Hanım'ı tanıdım... ...Buket Hanım'ı biz işte staja, staja kabul edelim... Ee, ...başvurduğu staja mesela... Ee, ...ya da neler yapabilir... ...yine aynı şekilde Buket Hanım işte... ...şirketlerden insanlar ekler... ...Buket Hanım der ki ben mühendis olacağım... ...ama illa çalışmak istediğim şirketler... ...şu beş tane şirket... ...işte ben A, B, C, D, E şirketlerinde çalış, çalışmak istiyorum sadece... ...o zaman şimdiden bu Hanım ne yapacak... ...o şirketleri takip edecek Oradan insanları ekleyecek, işe başvuru günü geldiği zaman diyecek ki ''Aa tamam, benim işte C şirketinden şu şu bağlantıları eklemiştim zamanında, dur bir yazayım. İşte merhabalar, ben işte şirketinizde şu pozisyona başvuruyorum, bana referans olur musunuz? Ya da fikir verebilir misiniz?'' Geri döner, dönmez. Dönerse ne ala? Çoğu zaman dönüyorlar. Ee, ben bütün çevrelerime bu e, tavsiyeyi veriyorum. Yeni bir kariyere başlayacaksanız bunu yapın. Çünkü size en iyi tavsiyeyi kim verecektir? Zaten o işi yapan veya o şirkette olan kişiler verecektir. Dolayısıyla bu sizi en az 10 belki 20 adım e, öne çıkartacaktır her zaman. E, ve bence çok güzel bir zaman. Yani henüz daha mezun olmamışsınız mesela. Şimdiden bu çevrenizi büyütmek. E, endüstrileri tanımak, ya bakalım ben acaba işte şu 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 endüstrileri mi içinde yer alsam diye diyelim ki sorularınız varsa belki onları takip ede de hoşunuza gidenler olacak gitmeyenler olacak e, belki opsiyonlarınızı eleyeceksiniz e, dolayısıyla bu da size çok güzel bir e, yol haritası çizecektir yanan soruları görüyorum ben Niyazi Bey'den de e, geldi e, son bir 2 slaytım kaldı onlarla birlikte hem sorumuzu okuyacağım hem de yanıtları ileteceğim Bundan da bahsettim. Şimdi ne geldi? Ha, coğrafya kader değildir. Yani daha az kaderdir diyelim. Daha doğrusu. Bu da neden? Şimdi artık dijital dünyayla sizin nerede olduğunuz hiç önemli değil. İsterseniz ben Bayburtluyum mesela. İsterseniz Bayburt'un işte Yukarılıro köyünde oturun, bir yazı yazın ekonomiyle ilgili. Sizin bunu New York'taki bir gazeteciye ulaştırmanız bir saniyenizi bile almaz. Mesaj olarak hop atabilirsiniz. Yani böyle bir bağlantıyı kuruyor olabilmek teknoloji sayesinde, LinkedIn gibi bir platform sayesinde, eskiden olmayan e, ve kimsenin hayal edemeyeceği bir teknoloji. Yani neden olsun? Yani yukarı oradan bir yazı nasıl olur da New York'ta tanınır ya da yani illa bu kadar büyük olmasına da gerek yok. Ama amaç e, burada şunu öne çıkarmak. E, bulunduğumuz ortamın şartları bizi artık sınırlandırmıyor. Tamamen sizin yaratıcılığınıza ve ne yapmak istediğinize kalmış. Dolayısıyla bu potansiyeli eğer siz görüp kabul ederseniz gerçekten kimseyi durduracak kesinlikle bir şey yok. Her yere, her tarafa fikirlerinizi, tavsiyelerinizi ya da kendinizi çok rahat bir şekilde getirmenizi sağlayacaktır dijital dünya. Neler kalkıyor hayatımızdan işte dijital dünya ve LinkedIn gibi platformlar sayesinde. Her şey kalkıyor. Ne demek ki aşık kalkıyor? İşte e, maalesef ki e, hala kalkmayan tabii ortamlar da var. İşte rütbe işte tamam ben senden 5 sene daha öndeyim. Sen benden 10 sene daha öndesin. Bu gerçekten çok 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 azalmaya başlıyor. Çünkü e, dijital ortamlarda siz yaratıcılığınızla belki sizden 5 yıl daha önde olması gereken olan kişinin çok daha önüne geçebiliyorsunuz. Onlar sizi takip etmeye başlıyor. Çünkü sizin fikirleriniz daha değerli bulunmaya başlıyor. Ve siz artık sözünüzü çok daha rahat dinletmeye başlıyorsunuz. Kendinizden e, yaşça veya rütbe olarak daha büyük olan kişilere dinletebilmek için. Yani bu eski düzen tamamen artık kalkmaya başlıyor. Şirket içinde e, mesela örnek olarak veriyorum. Daha önce çalıştığım bir şirkette e, işte tebrik, Tebrik olayı diye bir şey çok yoktu. Yani herkes işini çok iyi yapıyordu ama tebrik diye bir şey yoktu. E, bu da beni çok e, e, mutsuz ediyordu. Ne yaptım işte şirket içinde e, hemen üstlerimi eklemeye başladım işte müdürüm, müdürünün müdürü, onun üstüne böyle piramidin tepesine kadar insanları ekleyip paylaşımlar yapmaya başladım. İşte tebriğin önemi, işte çalışanların morali, bu nasıl etkiliyor üretimi vesaire 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 derken hop bir gün e, işte takım takımın başındaki kişi geldi dedi ki işte müdürüm seninle toplantı yapmak istiyor. Yaptık. Dedi ki paylaşımlarını görüyorum. E, e, senin senin ettiğin bir model var mı? Ne yapabiliriz? Harika. Şimdi ben normalde gidip kapısını çalıp bunu istiyor olsam e, belki kabul etmeyecek ya da diyecek ki neden, e, ya bu nedir? Ne oluyor şu anda? Neden geldin ki odama bunun gibi bir problem için? Ama böyle işte ya e, kızım sana söylüyorum gelinim sen anla modeliyle dijital dünyayı kullanarak bulduğumuz ortamda çok farklı şeyleri değiştirebiliriz. İşte imkanlarımızı yaratabiliriz. Kendi istediğimiz imkanları. Az önce bahsettiğim isminizi duyurmak, işte markanızı kurmak e, ve isteklerinizi modellemek. Yani ee, mesela bu telefon akıllı telefon markası Apple'ın söylediği bir şey var. Biz insanların ne istediğine karar veriyoruz. Gerçekten de öyle. Bilmediğimiz teknolojileri üretiyorlar, önümüze koyuyorlar ve biz onları istiyoruz. Şimdi görmediğimiz şeyi isteyemeyiz. Dolayısıyla LinkedIn gibi bir ortamda başka ortamları görmek, işte çalışanları görmek, insanların şartlarını görmek ne yapacaktır? Sizin isteklerinizi değiştirecektir. Daha güzel şeyler isteyeceksinizdir. Ee, ve bunlar tabii ki yine bir vizyon katıyor olacak. Ee, gördük Gördüğümüz kadar farklılık yaratabiliriz e, ortamımızda. Son sayfamıza geldik. İşte nelerden bahsettik? İşte herkes için bir e, bir fırsat var LinkedIn'de dedik. İşte çevremizi geliştirmek, yeni kariyere başlamak, var olan kariyeri değiştirmek, işte deneyimlerimizi paylaşmak, pazarlama yapmak. Gerekirse kendi ismimizi pazarlamak olsun, gerekirse şirketimizi pazarlamak olsun, belki iş yapmak istediğimiz şirketlere ulaşmak olsun. Kurallarımızı, kendi kurallarımızı yaratabilmek, işte bu hiyerarşinin kalkması, tüm istediğimiz isimlere, istediğimiz her konuyu karşılarına getirebilmek, o konuyu açmak, tartışmayı başlatabilmek. E tabii ki zevk almak. Yani bunları yaparken bir de mutlu olmak lazım. Yani e, günlük hayatımızdan sonra işte LinkedIn.com yazdığımız zaman kimsenin hani şunu hissetmemesi lazım, of yine LinkedIn'e girmem lazım, yine yine haber mi okumam lazım değil. Siz kendiniz karar verebilirsiniz kimleri takip etmek istediğinize, nasıl haberleri görmek istediğinize. Bunu yaparken mutlaka e, zevk alarak yapmak lazım. Onun dışında neler var? Çok kısa yine. E, ...gelişmeleri hep takip etmek lazım. İşte iş dünyasında neler oluyor? Hangi şirketlerde neler oluyor? E, onun dışında paylaşım yapmak lazım. Veya diyorsanız ki ya ben paylaşım yapmayı çok sevmiyorum. İşte e, ne yazacağımı bilemiyorum. O zaman başkalarının paylaşımlarını paylaşabilirsiniz. Bu da sizi bir üretici konumuna getirmiş olur. Ya da beğeni yapabilirsiniz. Yani beğenmek de sizin LinkedIn'de aktif olmanızı sağlar. Daha görünür e, olmanızı sağlar. İşte çevremizi büyütelim. Yine bugün e, yapmayı başladığımız gibi... işte. Olabildiğince yeni isim gördükçe ilk aklımıza gelen şu olsun. Bakalım LinkedIn'in var mı? Varsa bağlantı kurayım. Ve yapıcı eleştiri açık olmak. Yani işte mesela bugün bağlanacağız. Belki sunumdan sonra bana gelip şunu demeniz çok hoşuma gider. İşte ya Furkan sunumum güzeldi ama şu kısmını beğenmedim. Ya da ben bunu duymak istiyordum. Bence buna eklersen insanların çok daha hoşuna gider. Bu ne işe yarayacaktır? Ben bir sonraki sunumumda sizin tavsiyenize uygularım. Daha çok beğenilir. Aynı şekilde ben size bir tavsiyede bulunurum. Yapıcı bir eleştiri. İşte derim ki Aa, bu arada ben de senin profiline baktım. Bak şu konuya değinmiştik sunumda. Bence şunu geliştirebilirsin. Daha iyi bir profil olabilir. Ee, yani eleştiri ama yapıcı eleştiri. Buna her zaman açık olmak lazım deyip. Herkese teşekkür ederim. Sunumumuzun sonuna geldik. Umuyorum e, güzel noktalar, e, çıkarımlar paylaşmışımdır. E, şimdi ekranımızı ben durdurayım. Daha rahat herkesin yüzlerini göreyim. Ee, ve soru-cevap bölümümüze geçeceğiz. Soruları okumadan önce Çiğdem Hanım kısaca size bir mikrofonu bırakayım. Ee, hani e, nasıl devam edelim bundan sonrası diye. Ee, sonrasında okumaya devam ederiz sorularımızı ve elimden geldiğince yanıtlarım. Çok teşekkür ediyorum Furkan Bey. Bir solukta izledim sunumunuzu ve çok motive edici. ...detaylı bilgiler verdiniz. Yani iş hayatına başlamadan önce nasıl davranmamız gerekiyor... ...neler yapmamız gerekiyor. İş hayatına başladıktan sonra da iş süreçlerinde... ...kariyer hayatımızda kendimizi nasıl geliştirebiliriz... ...bu konularda bize bilgi verdiniz. En çok da yeni başlayacak meslektaş adaylarımız açısından... ...ben faydalı olduğunu düşünüyorum bunun. Verdiğiniz o küçük tiyolar da sunumlar içerisinde... Ee, ben çok faydalanacağım. Kendi adıma çok şey öğrendim şu anda. Ee, diğer arkadaşlarımızın da aynı şekilde faydalanacağını umuyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum size sunumunuzdan dolayı. Ayrıca ben başlarken unutmuştum e, bu güzel organizasyonu düzenlediği için e, yönetim kurulu başkan yardımcımız Durali Bey'e de çok teşekkür etmek istiyorum. E, soru cevap kısımlarımıza nasıl geçelim? E, ben mi okuyayım siz mi şey yaparsınız? Ee, hiç zahmet etmeyin Hanım. Ben buradan e, okuyabilirim, görüyorum şu anda sorularımız geliyor. Ayrıca teşekkür ederim güzel sözleriniz için çok memnun oldum bu güzel e, geri dönüş almaktan. Ben de çok mutlu oldum herkesle tanışmaktan ve burada olmaktan. E, gerçekten güzel bir etkinlik oldu. E, benim için de motive edici oldu. Böyle güzel geri dönüş alınca e, çok mutlu oluyorum. E, bir yandan o zaman ben sorularımı okumaya başlıyorum. Bu arada e, bol bol sorularımızı ekleyebiliriz. E, çok olmasa da vaktimiz var gibi gözüküyor. Benim acelem yok ama katılımcılarımızın e, günlerini e, çok daha engel olmamak için e, hızlı bir şekilde cevap vermeye çalışacağım ben. Buyurun. Şimdi bakıyorum. E, Buket Hanım'ın sorusuna cevap verdik. Fırat Bey'den gelmiş. Alumni tool ne, tam olarak ne işe yarıyor? Tekrar açıklayabilir misiniz? Bu Alumni dediğimiz işte e, mezunlar... Mezunlar e, ve işte üniversitelerin belirli gruplarının kurduğu sayfalardır. E, buralarda işte belki mezun olduğunuz bölümlerin üyesiyseniz işte üye olmak lazım işte benzer çevrelerle bağlanabilmek için e, işte mezun olduğunuz okulda e, ya da sizin çevre kurmak istediğiniz okulların da sayfalarını da takip edebilirsiniz. Yani çoğu sayfa genelde dışarıya her zaman açıktır. Davet ederler, işte kabul ederler. E, buralardan sahip olmak istediğiniz çevreyi çok kolay bir şekilde kurabilirsiniz. Teknik anlamda bir farkı yok. Yani alumni sayfasıyla işte şirket sayfası veya e, diyelim ki siz yazarsınız veya e, blog açmak istediğiniz işte ben resim çekiyorum iş dünyasını görmesini istediğim çok fazla resim var. Onları paylaşabileceğiniz bir şirket sayfası da kurabilirsiniz. İstediğiniz ismi koyup teknik anlamda e, diğerleriyle hiçbir farkı olmadan e, kullanabilirsiniz rahat bir şekilde. E, Frat Bey diyorum. E, Niyazi Bey'den gelmiş. Bir sorumuz demiş ki, Fukan Bey, iş alımlarla LinkedIn üzerinden personel alım yapan firmaların Türkiye'deki yüzdesi nedir acaba? Yani ülkemizde genelde işe başvurusu denince öncelikle akla yeni bir iş, e, kariyer net gibi platformlar geliyor. LinkedIn bunun yanında ülkemizde sıklıkla konulmaya başladı mı? Çok güzel bir soru. Teşekkürler Niyazi Bey. E, kesinlikle yüzlerimiz çok çok e, inanılmaz bir şekilde büyüdü. E, yanlış bir rakam vermek istemiyorum ama 16 milyonun üzerinde olduğunu biliyorum e, kullanıcı kitlemizin. Ve iş alımlarda e, Türkiye'de Özellikle şöyle bir trend başladı. Şimdi bahsetmiş olduğum gibi... ...bazı web sitelerinde... ...sadece iş alım yapılıyor. Yani oraya girmenizin sebebi sadece işe başvurmaktır. Ya da işe alım yapmaktır. Ama LinkedIn öyle bir yer değil. Ve bunun sonucu olarak... ...işe başvuruları biz aktif ve pasif olarak ikiye ayırıyoruz. İşte pasif nedir? İş aramayandır. Aktif nedir? İş arayan kişidir. LinkedIn'de pasif kullanıcı çok fazla var. Ben mesela iş bakmıyorum... Çok şükür memnunum işimden LinkedIn'de. Ama şöyle bir şey var. LinkedIn'e girdiğim zaman haber okurken ne oluyor? Hop iş başvuruları ilanlarını görüyorum ve bazıları belki de benim gözümü yakalayabilir. İşte derim ki ya ooh, Google Google da çok iyi bir şirket. Bak şurada ilan vermiş dur. Bir bakayım ben ona. Dolayısıyla çok daha ...verimli bir platform olmuş oluyor. Özellikle iş ilanını yapan şirketler için. Dolayısıyla şirketler bu potansiyeli gördüğü için... ...demeye başladılar ki... ...ben sadece gerçekten iş arayanları değil... ...benim ulaşmak istediğim kişilere ulaşabilmek için... ...Linkedin'i kullanacağım. Ben işte en iyi mühendisleri bulmak istiyorum. En iyi mühendisler belki de şu anda çok memnun işlerinden. Dolayısıyla onları siz AB web sitelerinde bulamayacaksınız. Çünkü bakmıyorlar işe. Ama siz LinkedIn'e geldiğiniz zaman... ...en iyi adayları rahatlıkla bulabiliyorsunuz LinkedIn'de... Dolayısıyla bunun da tabii güzel bir yansımasını görüyoruz ee, deyip umarım yanıtlamışımdır ee, diyorum ya yani Zeynep Bey'in sorusuna. Teşekkür ederim, sağ olun. <laughs> Teşekkür ederim, çok sağ olun. Ee, devam ediyorum Emre Bey'den. Cümleten merhabalar, LinkedIn premium avantajlarından bahsedebilir misiniz? Yani çok 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 detaylara girip hani böyle şey yapmayayım ama premiumun özelliği nedir? Özellikle aktif işe bakan ve zamanım yok benim diyen birisi varsa aramızda tavsiye edebilirim. Amacı nedir onun işte iş ilanlarında göremediğiniz detayları görmenizi sağlar. Ee, daha işte datalara ulaşmanızı sağlar vesaire. Dolayısıyla ben genel hattıyla e, hızlı bir şekilde kapatayım premium kısmını. Eğer ki benim vaktim yok hemen iki ay içinde iş bulmam lazım diyorsanız tavsiye edebileceğim bir özellik ama onun dışında premium üyelerimizle standart üyelerimizin arasında kesinlikle hiçbir fark yok ee, dile gelen. Şimdi bakıyorum Fırat Bey de şöyle bir soru sormuş. Paylaşımlarda en fazla hangi tip içerikler etkileşim alıyor? Ee, çok güzel bir soru. Kesinlikle Şöyle e, LinkedIn profesyonel bir sayfa ama paylaşımlarda gerçekten içtenlik e, ve samimiyet çok isteniyor. İşte mesela bazen görüyorum geçen gün bir paylaşım gördüm. E, işte bir müdür e, yönetici şunu paylaşmış işte ekip arkadaşları bir kişiyi işten çıkarmak çıkarmak istemişler sonucunda neden o kişiyi işten çıkarmadığını samimi bir şekilde anlatmış 30 binin üzerinde bir beğeni almış şimdi kişinin sayfasına bakıyorsunuz 150 150 tane bağlantısı var sadece 30 binin üzerinde beğeni hele ki LinkedIn için çok yüksek bir rakam. Dolayısıyla hikayelerde samimiyet ve gerçekten ee, bir şeyi anlatmak istemişsiniz ve insanlarla paylaşmak istediyseniz ve bu karşıya aktarılıyorsa çok güzel bir geri dönüş alıyor. Ee, dolayısıyla tabii ki profesyonelliğe işte resmi bildire dikkat etmekte fayda var ama bunu yaparken e, sadece işte resim çizer gibi her şeyi harika e, çizmeye de gerek yok. paylaşımları yaparken e, bunlar çok güzel etkileşim oluyor ve yorum yaptıran yani LinkedIn'de bir paylaşımın öne çıkmasını sağlayan en önemli etkenlerden birisi paylaşım yaptığınız kişiler buna yorum yapabiliyor mu? Yani onların fikrini önemsiyor musunuz? İşte nedir? Bazen paylaşım yapılıyor. İşte sonunda şöyle bir kapanış yapıyorsa eğer bu, sizce sizin şirketinizde durum nasıl? Ya da sizce bu doğru mu diye bitirdiğiniz zaman insanlar sadece okuyup geçmeyecekler. Ne yapacaklar? Yorum yapacaklar. İşte diyelim ki işte Anlaç Bey yorum yaptı. Anlaç Bey'in paylaşımları görecek, diyecek ki Anlaç Bey şu paylaşımı yorum yaptı diye çıkacak. Onlar onun da yorumunu okuyacak, paylaşımı da okuyacak. Böyle böyle yine kartopu gibi etkileşim artacak. Dolayısıyla hep karşı tarafa söz verecek şekilde paylaşımını yapmakta fayda var deyip bakıyorum bakıyorum şimdi Fahat Bey'in de sorusuna yanıt verdik. E, Suat Bey'inkini az önce gördüm. Teknik konuda neden takılma olmadığını e, açıklamasını maalesef bilemiyorum Suat Bey ama takılmamış olduğunu duymaktan memnun oldum. İyi ki konuşma yaparken takılmamış. E, zira Dublin'de bugün inanılmaz korkunç bir yağmur var. E, gerçekten e, bir de çatıya yakınım ben böyle sesler şırıl şırıl geliyor. umarım çok fazla e, bozmamıştır diyelim ses kalitesini. E, ama takılmadığını duymaktan çok memnun oldum. E, Eren Bey'den sonra gelmiş #hashtag kullanımı ile ilgili demiş ki #hashtag kullanımı ile ilgili önerileriniz var mı? E, şöyle e, yine Instagram kadar çok çok aslında e, aşırı bir etkisi yok yani kullanmazsanız da büyük bir problem değil. E, ama işte atıyorum belki dönemle ilgili bir e, etiket varsa işte bazen oluyor işte haberlerde de görüyorsunuz işte şu etiket çok öne çıktı ya da e, atıyorum örnek veriyorum. İşte sevgililer günü, sevgililer gününde işte A şirketinin satışları patladı. Çünkü herkes birbirine hediye alıyor. Onu yaparken işte 14 Şubat etiketini kullanmak tabii ki güzel olur. Neden? Çünkü o konu şu anda haberlerde öne çıkıyorsa sizin paylaşımınızın da öne gitmesini sağlayacaktır. E, kesinlikle yani kullanımın olmasıyla olmaması arasında çok büyük bir avantaj veya dezavantaj e, görünmüyor. İlhan Bey'den gelmiş güzel bir bilgilendirmeydi. Emeği geçenlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. E, çok sevindim. Gökhan Bey'den e, premium avantajları. Az önce demek ki denk gelmiş e, iki kişiden premium ücretsiz kullanma ihtimalimiz var mı? Şöyle bir ay hak tanıyor LinkedIn e, ama onda mutlaka bir hatırlatıcı kurmak lazım, bir alarm. Yani o bir çok kolay unutabiliyoruz. Benim daha önce başıma geldi. E, yani biri, biri işte 30 29. gününde bence bir kendinizi bir takvim hatırlatıcısı kurup iptal edin. E, bu denemeyi yapmak istiyorsanız yoksa e, üzücü olabilir. Yani hani neden olsun Kula ödeme yapmak istemiyorsanız kesinlikle yapmamak lazım. E, programın devamını YouTube kanalımızdan dinleyeceğim. Peki teşekkürler İhan Bey. Bu arada e, yanlış hatırlamıyorsam sizin profiliniz yoktu. Umuyorum e, profilinizi aradığım zaman bulacağım LinkedIn'de yeni bir kullanıcı olarak. Şimdi Cihan e, Can Bey'den gelmiş. Coursera, LinkedIn Learning, Udemy ye benzeri yerlerden alınan kursların sertifikalarını eklemek bizleri öne çıkarmada, iş alımlarında ne kadar etkili olur? Çok etkili olur. Eğer sertifikalarınız varsa, işte e, kurslara katılıyorsanız vesaire bunları mutlaka profile eklemek lazım. Bu sizin hem aktif biri olduğunuzu gösterir hem öğrenime işte e, açık olduğunuz biri olduğunu gösterir. Hem karakterinizi daha iyi bir konuma e, konumlandırıyor. Hem de bilgilerinizin ne kadar geniş olduğunu karşı tarafa aktarmış oluyorsunuz. Ve şu, şunu da söylemiş olayım. işe alacakları arandığı zaman e, iş verenler bu etiketleri kullanabiliyorlar. Sertifika kısmında hangi sertifikaların olmasını istediğini seçebiliyorlar. Dolayısıyla sizin işte... Belki Microsoft'u çok iyi kullanmanız, Excel'i çok iyi kullanmanız, Bilgisayar yazılımını işte şu ABC dillerini bildiğinizi sertifika olarak eklemek bu arama sonuçlarında hemen üste çıkmanızı sağlayacaktır. Ee, kesinlikle tavsiye ediyorum. Ali Aydın'dan gelmiş. Easy Apply tuşu. Ee, bunun ne olduğunu bahsedeyim işte iş ilanları vardır LinkedIn'de. Bazılarında başvuru tuşuna bastığınız zaman sizi alır o şirketin sayfasına götürür. Bir de şu özellik var işte kolay başvuru tuşu diyoruz buna. LinkedIn üzerinden bir tuşa bastığınız zaman sizin CV'niz ya da sayfanız otomatik olarak şirkete gider karşı tarafa ve başvurmuş olursunuz. Bunu bazı şirketler yapıyor. Çok da kolay oluyor. Güzel de bir e, seçenek kesinlikle. Açıklamış olup şimdi soruya devam edeyim. Ee, easy Apply olarak bir başvuru yaparken başvuru adımlarında CV seçimi bölümünde LinkedIn profilinden çekince bilgilerde ufak tefek yanlışlıklar oluyor. Mesela eski bir pozisyon güncel gösterme gibi. Siz ve ya katılımcılardan karşılaşan var mı acaba benzer bir problemle? Ee, şöyle e, birazcık teknik bir soru çok fazla detaylara inip herkesi e, konuya dahil etmiş olmayayım ama Ali Bey e, Genellikle olmaması lazım böyle bir durumun yani teknik olarak siz çok sık yaşıyorsanız bu problemi hemen bir bilet çıkararak LinkedIn müşteri hizmetlerinden böyle bir problemi çok yaşıyorum profilimde yardımcı olur musun diyebilirsiniz. Yardımcı olurlar zira özellikle tarihlendirme kısmında sorun olmaz. Bir de kendimizi de kontrol etmek lazım İşte atıyorum başlangıç bitiş tarihlerini hepsini kesinlikle doğru olarak girmiş miyim neden sistemin aklı karışıyor bu durumlarda diye ee, sorun olmayacaktır. Ee, tavsiye olarak kolay başvuru tuşu e, en iyi yöntem olmayabiliyor bazen. Dolayısıyla her zaman kendi gerçek CV'miz eğer işe başvuran birisiysek, başvurmak istiyorsak bir yerde hazırda dursun. Bir PDF dosyası olarak onu kullanalım. Ee, LinkedIn'e çok fazla bırakmadan ee, çok daha sağlıklı sonuçlar alacağız diye düşünüyorum. Kerem Kayan'dan gelmiş. Öncelikle kendim ve öğrenci arkadaşlarımız adına bizlere kattığınız bilgiler için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben bir kuruluşta olmasa da ders anlatmayı çok sevdiğim için 5 yıldır ders veriyorum. Ne güzel. Bu ya da bunun gibi çalışmalardan bahsetmek konusunda ne düşünüyorsunuz? Sonuçta resmi olarak ispatlayamam. İnsanların gözünde bir önyargıya sebep olur muyum? Kesinlikle olmazsınız. Yani böyle güzel bir şekilde kendi vaktinizi ayırıyorsanız, işte ders veriyorsanız ne ala ne güzel. Bence bunu LinkedIn'de kesinlikle gurur duyarak sergilemeniz gerekir. illaki işte evet onaylayacak olan kurum budur ee, Kesin de böyle bir ispata ihtiyacınız yok. Ee, konusu geldiği zaman zaten o kişi size soracaktır. Ya 5 yıldır ders veriyormuşsun ama biraz bahset bakalım. Zaten bunu söylediği zaman siz açıklarken karşı taraf bunun doğruluğunu ya da ne kadar doğru değil çok rahat bir şekilde anlıyor, ee, anlaşılıyor. Dolayısıyla siz ee, bunun gerçekliğinden eminseniz çok rahat bir şekilde sergileyin, asla çekilmeden. E, bence çok da güzel olur. Burada tebrikler, gerçekten harika bir şey. Yani ders anlatmak hiç kolay bir şey değil. Ben hiç yapamadım. E, gerçekten tebrik ediyorum Can gününden. E, Gökhan Çam'dan gelmiş sorumuz. Teşekkürler, çok yararlı bir etkinlikte. Emeği geçen herkese teşekkürler. Ben de teşekkür ederim. Çok güzel böyle e, pozitif yorumları da görüyoruz. İyice mutlu oluyorum. E, Emo Genç başkanımız Kerem Kayhan'a ayrıca teşekkür ediyorum. Demişler e, Kerem Bey buradan teşekkürleri ilettik. E, Andaç Andraştan gelmiş paylaştığınız değerli bilgiler için teşekkür ediyorum. Yavaş yavaş sorularımız bir de Teşekkürler geliyor. Sanırım sorularımız bitmiş. Ee, ama hepsini okuyorum. Ee, neler neler yazılmış. Emre, Serdükten, Fukan Bey yazdığınız emeğinize sağlık. Ekledim size. Süper. Görüşmek üzere. Harika. İletişimde kalalım mutlaka. Ee, yazabilirsiniz. Ya işte benim profilim olmuş mu olmamış mı? Ne dersiniz vesaire. Ee, mutlaka vakit vaktim oldukça ee, çok hızlı bir şekilde geri dönüş yaparım. Ee, i̇letişimde kalalım herkesle. Ülkü e, Karabacak'tan gelmiş. Emeğinize sağlık Furkan Bey. Kıymetli bilgilendirme için teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim tekrar. Kerem Kayan. Bir sorum daha var. Tamam bir sorumuz daha geldi. LinkedIn gibi büyük bir, bir firmada çalışmak nasıl bir duygu? Artıları eksileri nelerdir? E, ben şahsen mutluyum. E, yani nasıl diyeyim, nasıl açıklayayım e, güzel bir şekilde? E, Artıları nelerdir? Tabii hani kurumsal bir yerde olmanın verdiği artıları işte güven vesaire vardır. İşte e, belki deneyim anlamında e, çok rahat katkılar olabiliyor. Haydi, dezavantajları da vardır. O da nedir? Yani 16 bin kişinin içinde de e, çok böyle öne, öne çıkabilmek kolay olmuyor. Ama mesela daha YouTube YouTube'u keselim mi Furkan Bey bu arada? Ha o bir Bu, bu keselim mi YouTube'u da abi. Bir şey diye. yok yok kesinlikle. Ne zaman da geçince ben araya gireyim mi dedim. <laughs> yok yok kesinlikle hiç yani ha LinkedIn'de çalışmanın güzel noktalarından bir tanesi gerçekten eleştiriye açıklar. Yani bu bunu seviyorum. Şirket olarak mesela ilk gün işte e, girdiğim zaman ilk toplantıda şu konu konuşuluyordu. Bir sonraki çalışacağınız şirkete nasıl hazırlanabilirsiniz? Bir sonraki baştan insan şey diyor ya bir dakika siz beni çok tutmayacak mısınız burada neden böyle bir konu var? Ama aslında onların akıllarında olan o değil onların aklında olan şey şu biz sizi öyle bir yetiştirmek istiyoruz ki bizi bırakabilin. Çok daha iyi rollere geçebilin, çok daha iyi şirketlere gidebilin. E, o noktaya gelin, biz sizi ikna etmeye devam edelim burada kalmaya. Yani böyle bir yaklaşım var. Hani üstü, biz sizi yakaladık, e, kafesin içindesiniz, hiçbir yere gidemezsiniz değil. Ee, bu açıdan kesinlikle güzel ee, tabii bahsetmiş olduğum gibi 16 bin kişinin olduğu yerde öne çıkmak çok daha zor oluyor ama belki işte 30 kişinin olduğu bir startupta çalışıyorsanız o zaman tabii nedir patronla birebir ilişkiniz olur i̇şte belki fikirlerinizi çok daha hızlı bir şekilde e, harekete geçirirsiniz işte o piramidin tepesine ulaşına bekleyene kadar e, vakit kaybetmeden e, dolayısıyla her yerin artist eksisi vardır şimdilik e, güzel anlaşıyoruz <laughs> güzel gidiyor e, bakalım birazcık daha buralardayız diyelim Kerem Bey'in sorusuna böyle cevap vermiş oldum. Talat Dan gelmiş. Bu güzel ve faydalı eğitim için size Çiğdem Hanım nezdinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Adresinizi vermediniz mi? Evet vermemişim. Abi, teşekkür ederim bu hatırlatma için. Ben bir yandan sorularımızı okurken bir yandan linkimi de paylaşmaya çalışacağım sizinle. Yalnız Furkan Yavuz yazınca çıkması lazım. Ee, çok fazla paylaşım yaptığım için özellikle yakın zamanda. O kadar çok Fücayın e, yavuz var ki yani. Evet mi? <gülüyor> yani, <gülüyor> yani çok e, adınız ve soyadınız gereğinden fazla. Kesinlikle. Hatta şöyle bir e, ilginç olay da var. E, Koç Üniversitesi'nde ben okurken öğrenci işlerine gittiğimde bana e, benim bir dersi bıraktığımı iddia ettiler. Meğersem bir Furkan Yavuz daha varmış. Onun dilekçesini bana e, getirmişler. Yani e, aynı okulda, aynı bölümde iki Furkan Yavuz. O yüzden sizin bahsetmiş olduğunuz e, durum çok e, doğru. Ben hemen şimdi linkimi paylaşayım. Şey olmasın. Sıkıntı olmaz. LinkedIn.com'a yazdım. Geliyor. Bir yandan sorularımızı okuyayım hemen. Vaktimizi çok harcamadan. E, yani saatimiz geçti ama kalanlar hala var. Demek ki e, beğenildi herhalde oturumumuz gibi düşündüm. Bu da çok mutlu edici. Ee, Ali Bey'den teşekkür ediyorum demiş. Kesinlikle bana. öyle ya. Yani nadir <laughs> olaylardan bu. Öyle mi? Teşekkür ederim Niyazi Bey. Gerçekten sağ Hani Sizin gibi güzel moderatörler. Öyle öyle Furkan Bey. Yani estağfurullah ya. Çok değerli bir sunumdu gerçekten ya. Siz çok konuştunuz. Az dinlenin diye ben araya gireyim dedim. Yazacaktım soruyu da yazmadım özellikle. <laughs> ee, şeyi soracağım kısaca. Şimdi <laughs> şeyiz gerçekten duygusal insanlarız böyle hani bilinen firmalarda bir türkü gördüğümüz zaman gerçekten gururlanıyoruz sizin adınıza. Şeyi soracağım hani işte Apple'da Google'da Microsoft'ta böyle gerçekten Aa, Türk mühendis Türk yazılımcı oldu biz onlar adına inanılmaz mutlu oluyoruz. LinkedIn'de bu 16 milyon, 16 kaç, 16 bin miydi çalışan? 16 milyon. Ee, e, bir... milyon kullanıcımız var. E, çalışan olarak da çok fazlayız. Yani daha binde... Kullanıcı var. Çalışan evet. kaçtı? E, çalışan rakamı tam olarak bilmiyorum ama yani benim yakın yani kadrolarımda en azından yani 30 30 50 arası Türk çalışan var yani sırf burada satış bölümünde çalışan var ve lider yani çoğu da birçoğu da liderlik kadrolarında yani müdürlerimiz var işte direktörler var vesaire hani gerçekten güzel bir Türk kadromuz var. Burada da iyi oluyor birbirimizden fikir alışverişi, destek olmak olsun. O açıdan güzel bir ortamımız var. gerçekten. Tekrar gururlandık. Süpersiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben de çok memnun oldum. Sanıyorum sorularımız bitti. Diğerleri de Sevgi Hanım'dan, Ayşe Hanım'dan teşekkürler gelmiş. Ayber Hanım'dan, Sedat Bey'den ben de teşekkür ediyorum. Eğer soru atladıysam lütfen bir daha yazalım. Atlamak istemiyorum. Ee, tüm soruları cevaplamış olalım. Ee, Batuhan İpek'ten ben teşekkür ederim. Figen Hanım'dan çok teşekkür ederiz. Çok eğlenceli bir etkinlik oldu. Sanırım sorularımız bitti ee, Çiğdem Hanım. Evet sorular bitti galiba. Ee, yine aklımıza gelen bir soru olursa diğer arkadaşlarım da sizi link edinden ekleyip zaten oradan e, paylaşımlarda bulunacağız. Ben evet. ekledim bile sizi. Ee, diğer <laughs> arkadaşlarımızdan da böyle ekleme talepleri geldi bu arada şimdi şu kadarcık bir bir saatlik bir şeyde bayağı bir iletişim ağımız güçlendi sayenizde. Çok Aynen. teşekkür ediyorum Furkan Bey. Sunumunuz çok faydalıydı, çok verimli oldu. Birçok arkadaşıma özellikle genç meslektaş adayı arkadaşlarımıza da e, örnek olacağını düşünüyorum. E, çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim Çiğdem şey Hanım. Herkese Niyazi Bey'e, e, buradan e, tüm katılımcılara e, ayrıca teşekkür ediyorum. Hafta sonları vakitlerini ayırdılar herkese sağlıklı, güzel, mutlu bir sene olsun. Yeni başladık. zaten iletişimde de olacağız eminim. Birçok farklı ortamda bir araya geliriz. deyip teşekkür edip herkese iyi hafta sonları diliyorum o zaman. İyi hafta sonları arkadaşlar. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Teşekkürler. Görüşmek üzere. teşekkürler. Hoşçakalın. Teşekkürler. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.